Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Arkadaşlar Nahiv 8. dersimizde birlikteyiz. Sayfa 48. Nahiv kitabımızdan sayfa 48'de kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Emir fiil talep bildirir. Bir işin o anda veya gelecekte yapılmasının istendiğini gösteren fiildir. Bunun tam tersine Arapçada nehi diyoruz arkadaşlar. Yani emir bir işi yapılmasını talep ediyoruz muhatabımızdan. Nehi de muhatabımızdan bir işi yapmamasını istiyoruz. İzheb ilel mescidi, camiye git. İftah bâbed dâri, evin kapısını aç. İkra kitâben nahvi, nahiv kitabını oku. Tekaddem ilerle. Peki bunun faili nerede arkadaşlar? Tekaddemin faili. Tahtının müştesir. Evet. Tahtından müştesir. Müştesir. Ente. Sen ilerle yani. Peki bayan olsaydı ne diyecektim? Tekaddemi diyecektim. Hafizu ala salavati. Namazlarınızı muhafaza ediniz. Ne demek namazlarınızı muhafaza ediniz? Yani namazlarınıza devam ediniz demek. Peki arkadaşlar. Şimdi emir fiilinin yapılışı. Çok önemli bir konu. Emir fiilleri nereden yapılıyor? Muzari'den yapılıyor. Önce bunu bileceğiz. Emir fiilleri nereden yapılıyormuş? Muzari'den. Hocam emir fiillerinde nunlar düşüyor muydu? Şimdi hepsini konuşacağız. Evet, hepsini konuşacağız. Emri hazır diyoruz biz buna. Bir de emri gayip var. Onu şimdi görmeyeceğiz. Emri hazır. Emri hazır nereden yapılıyor? Muzari fiilden yapılıyor. Peki, şimdi ben bir tane muzari tablosu açayım size. Şuradan. Arkadaşlar, gayip, gaibe, muhatap, muhataba, mütekellim. Emir bunların hangisinden yapılıyor emri hazır? Fiil-i muzari'nin hangi sıygalarından yapılıyor? Evet. Muhatap ve... Muhatap. Bunlardan yapıyor arkadaşlar. Emri hazır. Karşımızdakine emir. Nehi hazır. Yaz. Yazma. Bunlar muhatap ve muhatabadan yapılıyor. İleride göreceğiz. Emri gayip. Yazsın. Ona söyle yazsın. Nehi gayip. Yazmasın. Bunlar da muzarinin gayip gaybe çekiminden yapılıyor. Mesela uktup dediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Uktup yaz. La tektup dersem. Evet. Yazma. Yazma. Liyektup dersem yazasın mıydı? Yazsın. Yazsın. Yaz. La yektup dersem yazmasın. Yazmasın. Demek ki emri gayip, nehi gayip, gayip gaybeden yapılıyor. Emri hazır, nehi hazır, muhatap muhatabadan yapılıyor. Şimdi şöyle konumuz şimdi ne arkadaşlar? Emir fiil. Emri hazır. Karşımızdaki muhataptan veya muhatabadan, muhatap veya muhatabalardan bir şeyin yapılmasını istiyorum. Bir, bunlar mebnidir. Fiil-i maziler neydi arkadaşlar? Mebni. Mebni. Hocam. Emirler neymiş? Mebnidir. Peki, mazi, muzari, emir. Üç tane temel bizim fiilimiz vardı. Bunlardan ikisi mebni ise o zaman fiillerin çoğunluğu nedir deriz? Mebnidir. Fiillerin çoğunluğu neymiş? Mebni. Mebni. Yani fiillerde asıl olan mebnidir. Yani sonunun değişmemesidir.
Peki mebni ise ben ne sorusunu soracaktım? Ne üzere mebni? Ne üzere mebni? Peki. Emri hazırı ben nereden yapacağım? Muzari'den. Nereden yapacağım? Soru. Fiili muzari'nin muhatap ve muhataba sıgalarından yapacağım. O zaman yazıyorum şimdi. Tektubu Tektubani, buyurun. Tektubune. Tektubune. Tektubine. Tektubine. Tektubani. Tektubne. Tektubne. Şimdi hareketliyorum. Tektubu. Tektubani. Tektubune. Tek tu bine. Tek tu bani. Tek tubne. Şimdi arkadaşlar, emri hazır hangi sıgalardan yapılırmış? Bu altı sıgadan yapılırmış. Şunlara ben muhatap diyorum. Şunlara muhataba diyorum. Ayrı ayrı söylersem tek tubu müfret müennes muhatap. Tek tu bani tesniye müzekker muhatap. Tektubune tesniye müzekker muhatap. Tektubine müfret müennes muhataba. Tektubani tesniye müennes muhataba. Tektubne cemi müennes muhataba. Peki. Yani zamirlerini verecek olursak da ente, entuma, entum, enti, entuma, entum. Şimdi bir başka örnek daha vereyim buradan. O da önemli çünkü. Şöyle maviyle yazalım yine. Hareketlerini başka renk yapalım. Tuallimu. Tuallimani öğretiyor demek. Tuallimune. Tuallimine. Tuallimani. Tuallimne. Hareketliyorum. Buyurun size katılın. Tuallimu. Tuallimine. Tuallimine. Evet. Bunlar da yine muhatap ve muhataba mı? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, tektubudan başlıyorum. Tektubu. Evet. Tektubu. İlk yapacağım işlem muzara tarifini atmak. Attım muzara tarifini. Şöyle bir şey kaldı elimde. Tübü. Bak. Bak başlayamıyorum. Tübü diye bir şey kaldı. Şimdi böyle Arapçada bir kural var. Sakin harfle kelimeye başlanmaz. Arapçadaki kural neymiş? Sakin harfle kelimeye başlanmaz. Başlanmaz. Nasıl okuyacağım ben bunu? O zaman bir tane hemze getiriyorum. Getirdim. Biz buna vasıl hemzesi diyoruz. Ama yine okuyamam. Bu vasıl hemzesini ne yapmam lazım? Şeddelemem lazım. Bu vasıl hemzesini ne yapmam lazım arkadaşlar? Şeddelemem lazım. Evet. Peki nasıl şeddeleyeceğim? Aynel fiiline bakacağım. Aynel fiili hangisi burada? T. Ta. Evet. Onun üzerinde damme var. O zaman iki seçeneğim var. Eğer damme ise
arkadaşlar, aynel fiilim damme ise o başa getirdiğim hemzenin harekesi de ne olacak? Damme. Damme olacak. Eğer damme değilse feta veya kesra olması fark etmez. O başa getirdiğim hemzenin harekesi kesra olacak. Peki, buraya baktık şimdi. Aynel fiilimin harekesi ne? Damme. Damme. O zaman başa getirdiğim, yani sakin harfle başlamadığı için hemze getirdim. Onun da harekesi ne olacak? Damme. Uktubu oldu ama. Uktubu. Ama kuralım bana diyor ki emri hazır sükun üzere mebnidir diyor. O zaman sükunladım. Ne oldu? Uktub oldu arkadaşlar. Ne oldu? Uktub oldu. Peki. Başka bir tane daha yapalım. İkinci babdan yapalım bu sefer. Darabe yedribu. Ben yedribudan mı yapacağım emri? Tedribudan mı? Yedribu. Hayır. Tedribu. Muhatap. Muhatap. Tedribu. Muzarat harfini attım. Böyle okunmaz. Hemze getirdim. Aynel fiilime bakıyorum. Evet, şimdi harekeleyelim. Tedribu. Ribu. Ribu. Şimdi bakıyorum. Muzarat harfim kesra. Kesra ise eğer, kuralım neydi benim? İdrib. Baştaki vasıl hemzesini de kesra yapıyordum. Yaptım. İdribu. Peki, bitti mi işlemim? Hayır. Son bir işlemim daha kaldı. Sonunu ne yapacaktım emrin? Cezim. Sakin kılacağız. Kıldık. Ne oldu? İdrib oldu. Fetaha yeftahu. Yeftahudan mı yapacağım ben? Teftahudan mı? Teftahu. Muhatap olduğu için. Yazıyorum. Teftahu. Muzarat harfini attım. Tehu oldu. Okunur mu böyle? Hayır. Başına bir hemze getiriyor. Hemzeyi tayin etmek için de ne yapmam lazım benim? Aynel fiile bakmak. Aynel'in harekesine bakmak. Çok güzel. Şimdi harekeliyoruz. Teftehu'yu ben aldım. Muzara tarifimi attım. Tehu kaldı. Böyle okuyamayacağım için başa bir tane hemze getirdim. Hemzenin harekesini tayin etmek için de aynel fiile baktım. Baktım ki feta. Zaten damme ise damme getiriyordum. Damme değilse, kesra da olsa, feta da olsa ne oluyordu? Kesra. Kesra. İftahu oldu. İftahu. Ama ben sükun üzere mebni olduğunu biliyorum. Yaptım onu. İftah oldu. Tamam. Birinci bab. İkinci bab. Üçüncü bab. Demek ki sülasi mücerretlerde emrin ilk harfi kesinlikle fetal olur mu arkadaşlar? Olmaz. Hayır. Uktub, idrib, iftah geldi. Bak aynel fiilleri değişiyor. Yani hangi vezinler? Vezinlerini yazalım. Ya uf'ul vezinde gelir. Ya İf'il vezinde gelir ya da if'al vezinde gelir arkadaşlar. Evet. Şimdi şu örneğimizi yapalım. Tuallimu. Tuallimu. Bunu bilerek yazdım buraya. Bu hangi babdandı? Alleme yuallimu ta'lim. İf'al. Alleme yuallimu ta'lim. Fe'al. Fe'ilu tef'il. Evet. Tuallimu. Muzarat harfini attım. Ne kaldı arkadaşlar?
Allimu. Okunur mu? Allimu ile başlanır mı? Başlanır. O zaman benim bir daha hemzeyi vasıl getirmeme gerek var mı? Yok. Gerek yok hocam. Sadece sonunu sükunleyip bırakıyorum. Allim. Ne oldu? Allim ol. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Anlamı ne oldu hocam bu şekilde? Öğret. Tuallimu. Sen öğreniyorsun. Allim. Sen öğretiyorsun. Allim. Öğret oldu. Öğret. Hocam. Buyurun. Bir şey sorabilir miyim? Hocam kitapta bu yeteallemu var. Evet. Bu yeteallemu da teallem diye. Onun babı başka. Yani işte hani aynı şey harfine bakıyorduk. Onun fetra ve kesra da olsa herhalde kesra yapıyorduk ya hocam. Burada kesra yapılmamış. Ben mi yanlış anladım? Şimdi o söylediğim bak şu kural sülasi mücerretlerde. Hani ilk harfi sakin gelince aynel fiiline bakıyoruz. Ama bunda sakin gelmemiş ki ilk harfi. Okunuyor ya sadece sonunu dezimliyoruz. Mesela. Yani neyse öyle bırakıyor muyuz hocam aynel fiilinin harfi? Aynen. Şimdi bak. Öbür fiil teteallemu. Teteallemu'dan yapıyoruz hocam. Teteallemu. Bak buna da dikkat edin. Hocam burada yeteallemu'dan yapmış. Muzaradan attım. Tete. Hocam. Buyurun. Çok özür dilerim. Burada yeteallemu'dan yapmış da bir yanlışlık mı var kitapta? Abicim yok. Dedim ya bak babları farklı. Ben başka bir babdan örnek verdim. Alleme yuallimu te'alim. Te'alleme yeteallemu te'allumen. Alleme öğretti. Te'alleme öğrendi. Allemeden allim oluyor. Te'allemeden de te'allem oluyor. Şimdi onu anlatıyorum. Tamam mı? Onu sormuyorum hocam. Yani bu farklı baba olduğu için yine muhatap ve muhatabaya bakmıyor muyuz? Evet, evet. Ben de şimdi onu anlatıyorum işte. İkinciyi anlatıyorum. Bak kitap... şurayı bitireyim. Ben anladım sizin sorunuzu. Anladım şimdi anlatmaya çalışıyorum. Peki. Şimdi, evet. Şimdi bak, alleme mazisi. Onun muzarisi yuallimu, muhatabı tuallimu. Muzara tarifini attık, okunuyor. Allimu. Sonunu cezimledik, allim oldu. Manası ney? Öğret. Bu hangi babdandı? Tef'il babındandı. Şimdi tefe'ul babı hocam. Te'alleme yete'allemu tete'allemu'dan yapıyor. Muzara tarifini attık. Ne kaldı değerli arkadaşlar? Te'allemu. Peki benim bir daha hemze-i vasıl getirmeme gerek var mı? Hayır, okunuyor. O zaman sonunu ne yapacağım? Cezmedeceğiz. Cezmettim. Ne oldu? Teallem. Bunun manası ne? Öğren. Oldu. Tamam. Öğret. Öğren oldu. Şimdi az önceki soruyu soran hocamız kimdi? Ben İbrahim hocam. Şimdi anlaşıldı mı hocam? Hocam anlaşılmadı çünkü kitapta farklı yapmış. Onu sormaya çalıştım ben. Kitapta yani muhataptan almamış. Yeteallemu'dan almış. İşte yeteallemu'dan alamaz. Orası teteallem olması lazım. İşte onu sordum hocam ben. Burada bir yanlışlık mı var? Onu sormaya çalıştım ben. İşte kitaba daha geçmedik ya. Ben buradan anlatıyorum ya. Ben görmüyorum şu anda kitabı. Tamam anladım. Ben kitaptan takip ettim de hocam. O yüzden sorayım dedim. Burada bir yanlışlık mı var? Tabii. Yani şeyden yapılmaz. Yeteallemu'dan yapılmaz. Tamam. Anladım hocam. Şimdi evet. Tamam. Şimdi hocam arkadaşlar... bu sadece sülasi fiiller için geçerli. Rubailere daha gelmedik değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Ben sülasiden de örnek verdim. Rubai'den de örnek verdim. Yani sülasi mezitten de örnek verdim. Önemli olan şu arkadaşlar. Muzara tarifini atınca sakin mi kalıyor? Yoksa muzara tarifini atınca okunuyor mu? Eğer sakin kalıyorsa hemze-i vasıl getiriyorum ben. Hemze-i vasılı da aynel fiiline göre tayin ediyorum. Aynel fiilim damme ise hemze-i vasılın hareketi de damme. Aynel fiilim damme değilse fetha mı kesra mı beni enterese etmiyor. Ne getiriyorum? Kesra getiriyorum. Tamam mıdır bu? Bu tamam hocam. İkinci örnek de? Öbürü de sülasi mücerretlerde değil. Mezit bablarda oluyor. Sülasi mezitlerde. Efendim tef'il babında, ifal babında, tefe'ul babında vesaire oluyor. Bunlar da direkt okunduğu için hocam
Sadece sonunu cezimleyip bırakıyoruz. Bu kadar. Muzara tarifini atıyoruz. Sonunu cezimleyip bırakıyoruz. Ha, tamam. Evet. Şimdi bak burada tek tek yazmış. Buradan bakalım arkadaşlar. Hocam buna notumuzu ne olarak alalım? İşte şurası hocam. Ya bunu zaten yine sarfta yine göreceğiz yani. Şimdi naif ya. Sarfta yani, yine gelecek. Daha yani, sonra yine gelecek. Hiç merak etmeyin. Yani bunun üzerinde çok örnekler yapacağız hocam. Tamam. Şimdi bak burada tekrar edeceğim yine az önce yaptığımı. Bir, muzari fiilin ilk harfini at diyor. Muzara tarifini at. Attım. Muzara tarifi atıldıktan sonra kalan harf cezimli demeyelim, sakin diyelim. Sakin ise elif getir. Ben bu elife ne diyordum? Hemze-i vasıl diyorum. Hemze-i vasıl. Ne demek mesela hemze-i vasıl? Onu da çok kısa anlatayım. Geçişli. Arkadaşlar, kendisiyle başlandığında okunan uktub mesela. Ama kendinden önce başka bir kelime var mesela. Diyelim vav getiriyoruz. O zaman düşen hemzeye hemzeyi vasıl diyorum. Uktub. Kendisiyle mi başlandı? Uktub. Okumaya nereden başladım ben? Hemzeden. Uktub. Okundu. Peki başına vav getirdim. Nasıl okuyacağım ben bunu? Ve uktub diye mi? Vektub diye mi? Vektub. Uktub. O zaman hemze-i vasılın tanımı neymiş? Kendisiyle başlandığında okunan başka bir kelime ile başlandığında düşen hemzeye ben ne diyorum? Hemze-i vasıl diyorum. Geçiş hemzesi diyorum. Şimdi muzari'den yapılır dedik ama muzari'nin hangi sıgalarıydı? Muhatap. Muhatap. Yani önce ente çekimini alıyorum ben. Muzara tarifimi attım. Attıktan sonra kalan harfim sakinse hemzeyi vasıl getiriyorum. Hemzeyi ne getirdim? Vasıl getirdim. Eğer sakin değilse yani az önceki gibi allimu teallemu gibi ise elif getirmiyorum. Zaten okunuyor. Sakinse elif getiriyorum. Muzara tarifini attıktan sonra hareke varsa elif getirmiyorum. Peki başa elif getirdim. Elif'in ben harekesini neye göre belirleyeceğim? Tondan bir önceki harfe bakıyorum. Yani biz buna ne diyoruz? Aynel fiil diyoruz. Aynel fiile bakıyorum. Aynel fiil ötreli ise hemze-i vasılın harekesi de ne oluyor? Ötre. Ötreli değilse, fethalı da olsa, kesralı da olsa hemze-i vasılın harekesi ne oluyor? Kesra. 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 Son harfin harekesinde ne yapıyorum son olarak? Cezim yapıyor. Şimdi arkadaşlar. Tektubu. Hangi çekim? Ente çekimi değil mi? Evet. Tektubu'yu aldım. Muzara tarifimi attım. Ne kaldı? K, tübü kaldı. Ben böyle okuyabilir miyim bunu? Hayır. Sakinle kelimeye başlamış mı? Hayır. Başlanma. O zaman ben hemze-i vasıl getiriyorum. Şuna ben hemze-i vasıl diyorum. Ama burada hemen harekesini koymuş. Biz yok sayalım harekesini. Ben bunu neye göre tayin edeceğim? Aynel fiiline bakacağım. Fael fiil, aynel fiil, lamel fiil. Aynel fiilin harekesi damme ise hemze-i vasılın harekesi de damme. Uktubu oldu. Son olarak ne yapıyorum? Sükünlüyorum. Uktub oldu. Var mı bir sıkıntı? Yok. Tekrar. Yani bir şeyi anlamadığınız zaman arkadaşlar panik yapmayın. Çünkü defalarca zaten onu üzerinde duracağız yani. Sorunuzu sorun ama tekrar tekrar anlatacağız. Şimdi feteha yeftahu. Ente çekimi mi değerli arkadaşlar? Evet. Muzara tarifimi attım. Sakin kaldı. Tehu kaldı. Böyle okuyabilir miyim ben? Hayır. Başına bir hemze-i vasıl getirdim. Hemze-i vasılın harekesini ben neye göre tayin edeceğim? Aynel fiilin harekesine göre. Aynel fiilim damme değilse ister fetha olsun, ister kesra olsun hemze-i vasılın harekesi ne oluyor? Kesra. Son olarak sonunu cezim yapıyorum. Ne oldu? İftah. İftah oldu arkadaşlar.
Şimdi yeteallemu demiş. Bu yanlış. Ben şimdi fark ettim bunu. Yani İbrahim hocam söylediğini şimdi ben daha iyi anladım. Ben buraya bakmadığım için göremedim onu. Teteallemu olacak arkadaşlar burası. Yeteallemu huve. Huve çekiminden yapılmaz. Hangi çekimden yapılacak? Ente. Ente'den yapılacak. Sizin kitabınızda da yeteallemu mu? Evet hocam. Burayı evet, hocam. Yeteallemu yapın. Tamam. Tamam. İbrahim hoca burada mı? Buradayım hocam. Hah, hocam ben az önce şeyi görmediğim için ben burayı sorduğunuzu anlamadım. Hani kitaba bakmıyordum ya orada. Tamam hocam ben anladım. Evet. Şimdi muzara tarifini attık abicim. Ne kaldı? Teallemu kaldı. Zaten T ile ben kelimeye başlayabiliyorum. Bu T varken dur ben bir de canım sıkıldı bir de hemzeyi vasıl getireyim diyebilir miyim? Hayır. Diyemem. Sadece sonunu ne yapıyorum? Sükünlüyorum. Ne oldu? Teallem. Teallem oldu. Bu kadar arkadaşlar. Şurada önemli bir notum var. Mazisi hemse demiş bak. Hemse. Yanlış. Hemze. Evet böyle ufak tefek yanlışlıklar var. Hemze ile başlayıp dört harfli olan fiillerde emir fiilinin başına gelen elif fethalı veya kesralıysa fetha eklenir demiş. Örnek ekmele yükmilu ekmil. Arkadaşlar notumuzu şöyle alalım. Hatta diğer tarafa alayım notum kaybolmasın. Sadece ifal babının bak sadece ifal babının emri hazır çekiminin başındaki hemze fethadır ve hemze-i kat'idir. Ne demek hemze-i kat'i? Şimdi uktub başına vav getirince ne oluyordu? Vektub oluyordu. Vektub. Ama ifal babının emri ekrim diye geliyor. Ekrim. Başına vav da getirsem, fa da getirsem vekrim mi okuyacağım ve ekrim mi okuyacağım? Ve ekrim. Ve ekrim. Her harikarda okunan hemzeye hemze-i kat'i diyorum. Ama kendisiyle başlandığında okunan uktub gibi. Ama başına vav geldiğinde düşen hemzeye hemze-i vasıl diyorum. Bak harekesi düştü. O zaman hemze-i vasıl. Bak harekesi düşmedi. O zaman hemze-i ne diyorum? Kat'i. Hemze-i kat'i diyorum. Peki. Şimdi tekrar soruyorum arkadaşlar. Sadece ve sadece hangi babın emri hazır çekiminin başındaki hemze fetha? Hangi babın? İf'al. Peki sadece hangi babın emrinin çekimindeki hemze, hemze-i kat'i? İf'al babı. İf'al babı. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz şurada tek tubudan yaptık bak. Tek tubudan. Tek tubudan neyi bulduk? Biz uktuba ulaştık değil mi? Neye ulaştık tek tubudan? Uktub. Tek tubani de aynı işlemi yaptığımız zaman uktuba. Uktubaya ulaşıyoruz. Tek tubu neden? Uktubu. Uktubuya ulaşıyorum. Tek tubi neden? Uktubi. Uktubi'ye ulaşıyorum. Bu ikisi aynı zaten. Tektubani'den Uktuba'ya ulaşıyorum. Burada da Uktubne. Bu zaten mebni. Uktubne. Şimdi emirler mebni miydi, murap mıydı? Mebni. Mebnidir. Mebni. Şimdi ne üzere mebni? Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Ne üzere mebni olduğunu söylüyorum. Sükun mu hocam? Abicim söyleyeceğim şimdi.
Şurada sükun abi. Bir yerde sükun. Bir yerde neymiş? Sükun. Sükun. Bir, iki, üç, dört yerde nunun hasfi. Ne demek hasfi? Düşmesi. Düşürülmesi. Üzerine mebni. Evet. Uktub nedeni üzerine mebni. Burada da sükun üzerine mebni. Tamam. İki evet. Yer. Kaç yerde oldu sükun? Hocam bir daha tekrar edebilir misiniz? Tabii. İki yerde sükun, dört yerde. Evet. Hı, bir daha onu tekrar edelim. Bir saniye. 167 fiillerde irab. Oradan bir tekrar bakayım. Yanlış hatırlamıyorum. İnşallah. Evet, doğru. Şimdi diyelim şu mebnilik konusunu mu tekrar edeyim abla? Evet hocam. Lamel fiiline bakıyorduk mazide de. Burada da lamel fiiline baktık. Lamel fiilim ney benim? Ba. Ba'nın harekesi ney? Sükun. Bu iki yerde sükun üzere mebni. Uktub. Uktub ne de? Geriye kalanlar da nunun üzere mebni. Nunun hasvedilmesi üzerine mebni. Şuradaki hep nunlar hasve gitti abla. Tamam. Tamam hocam, teşekkür ederim. Yani emri hazırın çekimi kaç tane? 6 tane. Uktub. Uktub ne? Sükun üzere mebni. Diğer kalanlar nunun düşürülmesi üzerine mebni. Yani nunun düşürülmesi üzerine sabit diyorum ben. Tamam mı? Evet. Hocam bunda o yazsın, o yapsın diye yok mu? O emri gayipte gelecek. O başına li olanlar da gelecek. Bu karşımızdaki kişiye emir. Anladım. Yani bu sen yaz. Siz ikiniz yazın, sizler yazın. Sen yaz bayan. Siz ikiniz yazın bayanlar. Siz bayanlar yazın. Karşımızda. O senin dediğin emri gayip. Onun başına li gelecek. O gayip gayipten yapın. Liyektuba liyektubu. Litektub litektuba liyektubne. O ayrı. Tamam. Tamam mıdır arkadaşlar? Tamamdır. Tamamdır hocam. Sayfa kaçtaydık biz? Tekrar açayım ben kitabımı. Sayfa 50. 50 hocam. 50 hocam. 50 değil. Evet. Şimdi unsur. Kim çekmek ister unsuru? Emre göre. Unsur. Çekeyim mi hocam? Buyurun. Buyurun. Yapabilir miyim hocam? Buyurun. Arkadaşlar yapmıyorsa. Onun mikrofonda bir sorun oldu herhalde. Buyurun. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurne. Bu kadar. Evet. Unsur yardım etsin demek miydi hocam? Yardım, abicim etsin değil bak, ona gelmedik. Yardım et, et. Yardım et, evet. Tamam, evet. Karıştırdım. Senin o dediğinin başında li olacak, onu daha görmedik, onu göreceğiz. Evet, uşkur, uşkur, tekara, yeşkuru, uşkur, şükret ya da teşekkür et. Kim yapmak ister? Ben yapayım hocam. Buyurun. Uşkur, uşkura, uşkuru, uşkuri, uşkura, uşkurna. Çok güzel Ümit abi. Uşkur ve uşkur ne de ne üzere mebni abi? Sukun üzere. Diğerlere nunun hasfı. Uşkuru, uşkuri, uşkura da ne üzere mebni? Nunun düşmesi yani nunun hasfı. Evet, çok güzel. Teallem, öğren demek. Teallem, teallema, teallemu, teallemi, teallema, teallemne. Teallem ve teallemne de ne üzere mebni? Sükun. Sükun üzere. Teallema, teallemu, teallemi, teallema da ne üzere mebni? Nunun hasfi. Nunun hasfi. Evet. Bir kardeşimiz de allimi çeksin. Allim. Teallem, öğren. Allim, öğret. Allim, tef'il babının emri. Teallem tefeul babının emri. Allim. Buyurun.
Çekeyim hocam. İlk söyleyen ya da biri çeksin, diğerine de öbürünü vereyim. İsim söyleyelim yine. Duygu. Hadi Duygu. Allim. Allim. Allime. Mikrofonu da sökme herhalde hocam. Allim, allime, allimu, allimi, allime, allimne. Evet. İclis, iclise, iclisu, iclisi, iclise, iclisne. Aynı ikinci babdan bir örnek daha vereyim. İnzil, in demek. Kim çekmek ister? İnzil. Çekeyim mi hocam? Çekeyim hocam. Evet, isim söyleyin. Zehra Çiçek hocam. Evet, Zehra abla çeksin. Diğer arkadaşlara da sonra söz vereceğim. Evet Zehra abla. İnzil. İnzila, inzilu, inzili, inzila, inzilne. Bu kadar. Evet, diğer arkadaşımız söylesin. Ona da başka bir fiil vereceğim. İsmini söylesin. Gamze Şenol. Evet Gamze. İdrib. Vur, döv demek. İdrib. İdrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribne. Bu kadar. Başka yapmak isteyen var mıydı? Ben de yapabilirim hocam. Tamam. Şimdi şu örnekten sonra da size vereceğim hocam. Bu if'al babı, if'al babının emrinin hemzesi neydi? Kati. Kati. Katiydi ve fetaydı. Ekrim, ekrima, ekrimu, ekrimi, ekrima, ekrimne. Evet hocam. Size de ehsene yuhsinu'dan ehsene yuhsinu ihsan. Yani ehsene mazisi, yuhsinu muzarisi, ihsan mastarı, onun emrinde siz yapın. İhsenden mi çekeceğim hocam? Ehsin. 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 Ehsine, ehsinu, ehsini, ehsine, ehsinne. Çok güzel. İzzet hocam değil mi? İbrahim. İbrahim hocam çok güzel. Teşekkür ederim. Bir tane daha yapalım. Ne diyelim? Arkadaşlar, ifal babından örnek vereceğiz. Enzele yunzilu inzalen, indirmek. Nezele inmek, enzele indirmek. Enzil, indir. Kim yapmak ister? Enzil. Çekeyim hocam. Buyurun. Ben çekeyim. İnzil, inzila, inzilu, inzili, inzila, inzilne. Şimdi sen nezele yenzilü yaptın. Bu enzil, enzil. Pardon. Enzil, enzila, enzilü, enzili, enzila, enzilne. Evet. Hanife mi? Evet hocam benim. Hah, çok güzel Hanife. Bir ablamızın daha sesini duydum orada. Ben de çekeyim hocam. Tamam. Sana da yine ifal babından mı verelim abla? Evet. Tamam. Sana da ne yapalım? Ektip yazdır. Ektip yazdır. Ektim. Ektime, ektimu. Özür dilerim. Ektib. Ektib. Ektim değil. Ektib. Ektib. Ektibe, ektibu. Ektibi, ektibe, ektibne. Bravo. Evet. Kim yaptı abla? Meyrem Karahan. Hah, çok güzel ablacığım. Bak böyle yeni arkadaşlar katılınca çok mutlu oluyorum. Çok güzel Meryem abla. Bravo. Şimdi arkadaşlar burada mazi muzari var. En hocam. Hep... Buyurun. Bir kişi daha eline kaldırdı ama Furkan herhalde. Tamam. Furkan'a da yaptıralım. Evet. Furkan orada mısın? Furkan? Furkan mikrofonunu açar mısın? Mikrofon açık gördü ama sesi gelmiyor hocam. Ha, Furkan sesin gelmiyor. Sesin gelse alacaktık seni canlı yayına. Ama sesin gelmediği için alamıyoruz. Peki. Arkadaşlar, ene zehebtu ilel hadikati, ben bahçeye gittim. Ene ezhebu ilel hadikati, ben bahçeye giderim. Maziyi neye aktarmış? Muzariye aktarmış. Zehebtu de failim ney? Tü. Ezhebu da failim ney? Tahtına müstetir ene. Tahtına müstetir ene. Nahnu saferne bakiran. Nahnu
Se nusafiru bakiran. Biri erkenden yolculuk yaptık, diğeri erkenden yolculuk yapacağız. Safer nerede failimiz ne? Nahnu. Safer nerede failimiz? Nunun nisve olsaydı şöyle, ne olurdu? Buna biz na'ul failin diyoruz. Nunun nisve şu bak. Ne. Ama bu ne değil. Na. Senun misafiru. Burada failimiz ne? Tahtına müstetir. Nahnu. Peki. Ente. Sen. Rasemte. Resmettin. Çizdin. Elverdete. Gülü çizdin. Ente sevfe tersumu elverdete. Sen gülü çizeceksin. Ba'de galilin. Az sonra demek. Enti nazzaftil menzile. Sen evi temizledin. Enti tunazzifinel menzile. Sen evi temizliyorsun. Tunazzifine de failimiz hangisi değerli arkadaşlar? Müfret muhatap yazısı. Peki. Bunun emrine gelir. Hadi bakalım. Allim gibi gelecek. Allim. Nazif. Aynen öyle. Nazif gelecek. Nazif. Nazife. Nazifu. Nazifi. Nazife. Nazif. Nazif. Ne? Şimdi arkadaşlar önce mazi öğrendik. Sonra muzari öğrendik. Şimdi emri öğrendik. Üzerine koya 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 devam ediyoruz. Entüme eftartüme. İftar yapmak. Siz iftar yaptınız. Ne zaman? İnde. Sema'i ezanil magribi. Akşam ezanı duyduğunuzda. Şu inde deda demek burada. Entüme tuftirani. İnde sema'i ezanil magribi. Siz akşam ezanı duyduğunda iftar yapıyorsunuz, yaparsınız. Tuftirani de failim hangisi? Elif'ün. Çok güzel. Entüm raca'tum ila menazilikum fil mesai. Siz akşam evinize döndünüz. Entüm terci'une. Siz akşam evinize dönersiniz. Terci'une de failim ney benim? Vavül cema'i. Çok güzel. Raca'tum de failim ney? Taül müteharrikim. Evet, yani tüm değil mi? Entünne hafiztünne. Failim tünne. Siz ezberlediniz. Suratel İhlas'ı. İhlas suresini ezberlediniz. Siz bayanlar karşımızda İhlas suresini ezberleyeceksiniz. Tehfazne arkadaşlar. Tehfazne. Peki burada benim failim nerede? Tehfazne'de. Nunun sübutu mu? Nunun nisve. Nunun nisve diyoruz. Nunun nisve. Peki arkadaşlar, bunun emri ne gelir? İhfezne. İhfezne. Hafaza yahfizu. Yahfezu. Evet. Yani hafaza yahfezu. Kaçıncı babdan? Üçüncü babdan mı geliyor? Üç. Yok, dörtten geliyor, dörtten. Hafize yahfezu. Hafize yahfezu. Evet, dört. Alime ya'lemu gibi. Yine dört. Bakalım. Dört hocam. Dört değil mi abi? Dört hocam. Ha, bu arada baktım ben, şeyden de geliyormuş. Yani bazı fiiller birkaç babdan gelebilir. Dörtten de geliyor, üçten de geliyor. Yani hafaza yahfezu da caiz, hafize yahfezu da caiz. Peki biz 4 alırsak, 3 de alsak fark etmiyor. İhfaz, ihfaza, ihfazu, ihfazi, ihfaza, ihfazne arkadaşlar. Tamam mıdır? Tamam hocam. Tamam hocam. Et-tabibu. Benim şu kalemini attık bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Tabletin kalemi ha burada. Fahasa yefhasu. Üçüncü babdan. Doktor hastayı muayene etti. Yefhasu. Muayene ediyor. Yefhasu faili nerede? Fahasa muhtetir. Huve. Fahasa'nınki nerede?
tahtına müstetir. Huve. El ummu anne tabahati ta'ame yemeği pişirdi. Hocam. Buyurun. Hocam ben kaçırdım herhalde. Dikkatim dağıldı da bu mesela bu örneklerin şeyle alakasını kuramadım hocam. Hani emir fiiliyle. İşte bu konumuz mazi muzari emirdi ya abi. Üçünü beraber evet. Anlattı ya. Alıştırmaları evet. Da mazi muzariden verdi yani. Öyle söyleyeyim. Ha anladım. Ben de emirin arkasına bunları yapınca acaba ben neyi kaçırıyorum? Emir değil bunlar ama diyorum. İşte bu ünitede mazi muzari emiri beraber anlattığı için mazi muzariden örnekler verdi. Tamam hocam teşekkür ederim. Rica ederim. Tabakat. Arkadaşlar burada failimiz ne? Evet. Tabakat. Tahtında müstetir. Hiye. Hiye hocam. Hiye. Tetbuhu da tahtında müstetir. Hiye. Tabaha yetbuhu. Birinci babdan pişirmek demek. Ettilmizani. İki öğrenci. İstefade. İstifade etti. Faydalandı. Faydalandı. Yararlandı. Neyden? Minel kitabi. Arkadaşlar neyden faydalandığını minden sonra alıyor. Yani bunu sorabilirler. İstefade yestefidu istifadeten min harfi celiyle kullanılıyor. Ettilmizani yestefidani. Şimdi hem istefade da mazide hem muzaride yestefidani de benim failim hangisi? Elif. Elif'ul isneyn diyoruz arkadaşlar. Ettayratani uçak hebe fata hebata yehbitu uçağın inmesi arkadaşlar. İki uçak havalanına indiler. Elif'ul isneyn mi failim? Evet. 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 İki uçak teh bitani inecek havalanına ne zaman? Ba'de saatin. Bir saat sonra. Burada failim Elif'ul isneyn mi yine? Evet. Evet. El muvazzafune görevliler, memurlar istelemu isteleme isteleme istelemu maziyi risaleten teslim aldılar. Teslim almak isteleme. Teslim aldılar. Risaleten bir mektup emsi dün. İstelemu da fail hangisi? Vav. Vavul cema. Çok güzel. El muvazzafune seyestelimune risaletel yevm. Görevliler bugün bir mektup teslim alacaklar. Failin mine ne? Vavul cema. Arkadaşlar bunların üzerinde niye duruyorum biliyor musunuz? Çünkü kesinlikle ister sınava girin, ister metin okuyun. Bir fiilin biz öznesini, yani yüklemin biz öznesini tayin edemiyorsak o metinden hiçbir şey anlamayız. Hem sınavlarda bunu sorarlar, hem de metin okurken bir fiil varsa fail vardır diyoruz ya. Onun failini biz ister mazi olsun, ister muzari olsun, ister emir olsun. Her birinin bir faili var mı? Var hocam. Fiil o faili varsa. Ben tespit etmem lazım işte. Onun için bu konu üzerinde çok duruyorum. El musalliyatu namaz kılan bayanlar virgül tüveccehne demiş. Yanlış arkadaşlar. Veccehe. Ha teveccehe demiş. Başka babdan almış. Pardon. Tamam. Veccehe yüveccihu tevcih. Teveccehe yeteveccehu teveccuh. Burada teveccehe'den almış. Teveccehne. Yöneldiler. Nahvel kıbleti. Nahve e doğru demek arkadaşlar. Nahve ne demekmiş? E doğru. Kıbleye doğru yöneldiler yani. Kıbleye doğru yöneldiler. Kıbleye doğru. Peki teveccehne de benim failim ne? Nunun nisve. Nunun nisve. El musalliyatu. Namaz kılan bayanlar yeteveccehne nahvel kıbleti. Yöneliyorlar kıbleye doğru. Yeteveccehne de yine benim failim ne? Nun isme. Evet arkadaşlar. Şimdi mikrofonları bir kapatalım. Çünkü bir mikrofondan böyle pıt pıt ses geliyor. O rahatsız ediyor bizi. Şimdi fiil çeşitleri. Konumuz neydi? Enva'ul ef'ali. Şöyle yazalım. Silelim ya da.
Enva'ul fi'li diyelim. Fiil çeşitleri. Fiiller kaç çeşittir? 3. Mazi, muzari, emir. Mazi fiil geçmiş zamana delalet ederdi. Türkçe'de dili ve mişli geçmiş zamanın neydi arkadaşlar? Karşılığıydı. Peki mazi fiillerin ben 3 tane şeyini bileceğim. 1. Çekimini bilmem lazım değil mi arkadaşlar evvela? Çekimini bil. Hatta bunu 4 yapalım. 2. Anlamını bil. Yani ketebtu ne demek, ketebna ne demek anlamını bil. 3. Mebni mi, murab mıydı fiil maziler? Mebni hocam. Mebnidir hocam. O zaman hangi sorunun cevabını bilmem lazım? Ne üzere mebni? Ne üzere mebni? 4. Faillerini bil. Yani biz buna merfu muttasıl zamir diyoruz. O zamirler aynı zamanda fail oluyor. Mesela ketebada elif zamir fail. Eliful isneyn. Ketebuda vav. Vavul cema'a zamir. Ve aynı zamanda ne oluyor o zamirimiz? Fail oluyor. Peki fiile bitişerek, bak tekrar ediyorum. Fiile bitişerek fail konumunda olan zamirlere ben ne diyorum? Merfu muttasıl zamir. Merfu. Zamir. Ne demekmiş bunun tanımı? Fiile bitişerek fail olan zamirler. Hangileri? İki gündür konuşuyoruz işte. Keteba, ketebeda, ketebeta'daki eliful isneyn. Ketebu'daki vavul cema. Evet. Cema. Ketebne'deki nunun nisve. Nisve. Ketebte, tuma, tüm, ti, tuma, tünne, tü. Bunların genel adına ne diyordum ben? Taul mutahrike miydi? Taul mutahrike. Taul mutahrike. Ketebna'daki na'ya ne diyordum? Na'ul faili. Merfu muttasıl zamirler bunlarmış işte arkadaşlar. Mazideki merfu muttasıl zamirlerimiz neymiş? Bunlarmış. Niye merfu muttasıl zamir dendi? Merfu çünkü fail konumunda. Niye muttasıl dendi? Çünkü fiile bitişiyor. Niye zamir dendi? Çünkü ismin yerini tutuyor. Evet. Yani mazi fiille ilgili bilmemiz gereken tüm bilgiler bunlar. Bu bilgiler bize havada, karada, denizde, uzayda yeter. Hocam, ahireti bir... Buyurun. Yerlerini bir daha tekrar etme şansınız var mı? Tabii ki. Şey bu failleri mi? Neyi istediniz? Evet. Bir söylerseniz ne istediğinizi. Sesi gitti herhalde hocam. Siz anladınız mı tam neyi sorduğunu hocamın? Sanırım neyi bilmemiz gerektiğiyle ilgili not ettiniz ya onu ben anladım hocam. Fiillere dedi galiba. Arkadaşlar şu mazi tablomuzu açtık. Fiiller hocam evet fiiller. Evet şey failleri sordu herhalde. Mazi tablomuzu açtık. Ketebede tahtına müstetir huve, ketebette tahtına müstetir hiye. Gerisi ne arkadaşlar bunların? Açıktan. Bu açıktan gelip zamire birleşen ve fail konumunda olan zamirlere ben ne diyorum? Merfu, muttasıl, zamir diyorum. Tekrar yeşil kalemimle gösteriyorum bak. Keteba, ketebeta'da eliful isneyn. Ketebu'da vavul cema'a, ketebne'de nunun nisve. Te tüma tüm, ti tüma tünne tü, taul mütarrike, na'da da na'ul failin. Bunların genel adı neymiş? Merfu, muttasıl, zamirmiş. Anlaşıldı mı? Evet. Evet hocam. Anlaşıldı hocam. Işığı yaktım arkadaşlar. Tekrar geldim. Şimdi şu özeti bitirip... Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Yusafirun'un emir fiili safir mi hocam? Aynen öyle. Yusafirun'un emri safir. Safira, safiru.
Safiri, safira, safirne. Şimdi muzariyi de özetleyelim mi arkadaşlar? Muzariyi de özetleyelim mi? Evet, burada mıyız? Evet hocam. Evet, özetleyelim. Özetleyin hocam. Zaman varsa özetleyelim hocam. Evet. Birkaç dakika daha hızlı rica edeceğim. Sonra namaz arası vereceğiz. Sonra bir de soru çözümü dersi yapalım bugün. Şimdi. Şimdiki geniş gelecek. Zaten soru çözüm dersimiz az oluyor. Şimdi arkadaşlar. Bir. Çekimini bileceğim mi? Bilmek zorunda mıyım? Evet. Evet. Tektubani yektubune, tektubu, tektubani yektubune, tektubu, tektubani tektubune, tektubine, tektubani tektubune, ektubun ektubu. İki, anlamını bilmek zorunda mıyım? Evet. Ektubu ben yazıyorum. Nektubu biz yazıyoruz. Tektubu sen yazıyorsun. Yektubu o yazıyor. Yektubune onlar yazıyorlar. Bunları bilmem lazım. Üç, murap mı mebni mi? Onu bilmem lazım. Sadece iki sıgası mebni. Hangileri onlar? Yektubne. Tektubne. Tektubne. Bunlar mebni. Bunlar mebni ise geriye kalanlar ne o zaman? Murap. Murap da merfu mu, mansup mu, meczum mu? Fiiller üç hal üzere gelir. Merfu mu, mansup mu, meczum mu? Ben mansupla meczumu görmedim. Niye? Mansup olması için başında hangi edatlar olması lazım? Nasb edatı. Meczum olması için başında hangi edatlar olması lazım? Cezmedat. Cezmedatı. Her ikisi de yoksa benim fiil-i muzarim nedir? Merfu fiil-i muzari. Merfu fiil-i muzariyi ben kaç ayırdım? Mebnileri çıkınca ikiye. Sonuna nun bitişmeyenler. Yektubu, tektubu, ektubu, nektubu. Bunlara ben efali erba dedim. Sonuna nun bitişenler yektubani, yektubune, tektubani, tektubune, yektubani, yektubune, tektubani, tektubune, tektubine. Sonuna nun bitişenler de efali hamse dedim. Peki, efali erba'da yektubu, tektubu, ektubu, nektubu. Burada ref alametim ney? Ba harfinin üzerindeki damme. Yektubani, yektubune, tektubani, tektubune, tektubine. Bunlar da ref alametim ney? Nunun sübutu. Peki, dördüncü maddem ne arkadaşlar? Faillerini bil. Dördüncü maddem neymiş? Faillerini bil. Peki, bunlara bitişerek fail olanlara ben yine ne diyorum mazide olduğu gibi? Merfu muttasıl zamir. Muttasıl zamir. Şimdi hiç erinmiyorum. Muzari çekimimi açıyorum arkadaşlar. Muzari çekimde şimdi merfu muttasıl zamirleri gösteriyorum. Yektubu da faili tahtına müstetir huve mi? Evet. Evet. Tektubu da ister hiye olsun ya da şöyle ayrı ayrı söyleyelim. Birincide tahtına müstetir hiye, öbüründe ente. Ektubu da ne? Tahtına müstetir ene. Efendim nektubu da ne? Tahtına müstetir nahnu. Müstetir nahnu. Bunlar da merfu muttasıl zamir ama bunlar gizli. Şimdi merfu muttasıl zamirlerin açıklarını zikrediyorum. Arkadaşlar yektubani, tektubani de şöyle renkli bir kalem alalım. Şöyle başka bir kalem alalım. Mavi olsun. Yektubani, tektubani, eliful isneyn. Merfu muttasıl zamirim. Yektubune, tektubune de vavul cema'a. Yektubne, tektubne de nunun nisve. Nisve, tektubine de müfret, müennes, muhataba, yaatı. Evet, şimdi sorumu soruyorum. Arkadaşlar, ister gizli gelsin, biz ona müstetir diyoruz.
ister açık gelsin. Biz ona zahir diyoruz. Fiile bitişerek. Fiile bitişerek. Fail konumunda olan zamirlere ben ne diyormuşum? Merfu'un tasarruf zamir. Onlar mazide hangileri, muzaride hangileri? Tek tek gösterdik mi? Evet. Evet. Şimdi emir fiilim. Dört tane şey bilmem lazım. Bir, çekimini bileceksin. Hemen uktub benim aklımda bulacak bak. Uktub benim şeyim. Neyim? Hap bilgim yani. Hep onun üzerinden örnekler veriyorum. Çekimini bil. Uktub, uktuba, uktubu. Uktubi, uktuba, uktubne. Çekimini yaptın mı? Evet. Bu bana yeter mi? Yetmez. Anlamını da bilmem lazım. Uktub sen yaz. Uktuba siz ikiniz yazın. Uktubi sen karşımdaki bayan yaz. Bunları da bileceğim. Üç. Neyi bilecektim? Muğrap mı? Mebni mi? Hangisi? Ne üzerine mebni? Mebni. Mebni ise ne üzere mebni? Muğrapsa alameti ne? Arkadaşlar uktub. Uktub ne de? Sükun üzere mebni. Uktuba, uktubu. Uktubi, uktubada nu'nun hasbi üzere mebni. Bu da tamam mı? Tamam. Evet. Dört. Neyi bilecektim? Faillerini bileceğim. Failler ister müstetir gelsin, gizli. İster açıktan gelsin, zahir. Bunların ben genel adına ne diyordum? Merfu muttasıl zamir diyorum. Şimdi emirlerin de merfu muttasıl zamirlerine bakalım. Şimdi arkadaşlar siliyorum şurayı. Sildim. Evet. Uktub. Nerede benim failim? Uktub'da. Tahtına müstetir ente. Bu benim merfu muttasıl zamirim mi? Evet. Aynı zamanda failim değil mi? Yani merfu muttasıl zamir ne demek zaten? Fail demek. Uktuba da failim ne? Elif. Uktubu da? Vav. Uktubi de? Müfret, müennes, muhataba yazı. Uktuba da? Elif. Uktub ne de? Nun. Nisbe. Bu kadar. Bu konuyu daha defalarca göreceğiz arkadaşlar. Yani defalarca bundan üzerinden gideceğiz. Bak ilk başta size maziyi anlatırken ben merfu muttasıl zamir diye bir şey söyledim mi? Ağzımdan çıktı mı? Hayır. Niye? Hayır. Bazı şeylerin zamanını bekliyorum. Önce mazi otursun ki, muzari emir otursun ki daha sonra o terimleri oturtturalım. Peki. Not demiş. Emir fiilde son harf sakin olduğundan kendisinden sonra elif lamlı bir kelime geldiğinde cezim kesreye dönüş. Arkadaşlar bizim kuralımız vardı. Es-sakinu izâ hurrike hurrike bil kesrati. Sakin harf hareketlendirildiği zaman yani sakin harften elif lamlı kelimeye geçildiği zaman neyle geçilirdi? Kesra ile. Yani bu demek değil ki ya hocam sen fiiller mecrur olmaz dedin. Buradaki kesra neyin nesi? Kimin fesi? Diye soracak olursanız bu fiilin mecrur olduğu anlamına gelmez. Sadece geçerken kesra ile geçiyorum. Yani iftah, aç, elbabe demiyorum da ne diyorum? İftahil bab. İftahil bab ediyoruz. İftahil bab. İftahı yapalım. İftah emir. Faili tahta müstetir. Ente. Ente. Ben buna ne zamir diyordum? Merfu. Muttasıl zamir diyordum. Elbabe mef'ul mansup nasb alamet sondaki fetha arkadaşlar. Bir de önemli bir şey söylemiş. Sınavlarda bu çok işinize yarar. Seslenme nida edatından sonra genellikle emir gelir arkadaşlar. Şuna ben nida edatı diyordum. Seslenme edatı. Seslenme edatından sonra çağrılan kişiye, seslenilen kişiye ne diyordum ben?
Müna. Münada. Münada. İkisine beraber nida terkibi diyordum. Hatırladık mı? Evet hocam. Diyor ki nida terkibinden sonra genelde diyor emir gelir diyor. Yani birine sesleniyorsan sen bir şeyi emredersin diyor. Ya Muhammedu uktub vacibeke gibi. Evet. 53 arkadaşlar. 53. 54 ödev. Ne zamana ödev? Cumartesi gününe kadar yaparsınız. Bir de dersten sonra 3 tane destek videosu atıyordum ya arkadaşlar. Evet, hatırladınız mı? Onu atmayacağım. Çünkü yarın dinlenme günümüz. Onu yarın akşam bu saatlerde atacağım. Burada 10 tane sorumuz var. Onu çözelim. 11'de de maziyi muzari emirlerle dolduruyoruz. Mesela rakibe mazisi, yerkebu muzarisi, emri ne? Yerkeb. Tamam. Bak benim size tavsiyem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu işi çözmek mi istiyorsunuz? Mazi muzari emri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane fiil var. Yapmanız gerekenleri söyleyeyim size. Az önce her fiilin 4 tane bilinmesi gereken özelliğini sıralamıştık değil mi? Neydi onlar? Çekimini bil. Çekimi. Anlamı. Anlamı. Mebni mi muğrap mı? Failini. Mebni ise ne üzere mebni? Muğrapsa alameti ne? 4'ü de fail. 1, 2, 3, 4. Buradaki tüm fiilleri, bak, 3 tane mazi, muzari, emir var. Bunları şu mantığa göre yaparsanız, mazi, muzari, emir derdiniz kalmaz. Mazi, muzari, emir derdinizin kalmamasının ötesinde sarf diye bir derdiniz kalmaz. Çünkü sarf demek, evirip çevirip çekmek demek. Eğer sen çekmezsen, çektirirler. Çektikçe rahat edeceğiz. Yani dert çekme, çile çekme, fiil çek. Tamam. Of çekme, tesbih çekme, fiil çek. Yani bu fiilleri bu şekilde yaptığımız zaman 11 tane fiil. Zamanınızı alır mı? Alır. Uğraşır mısınız? Uğraşırsınız. Yorulur musunuz? Yorulursunuz. Ama bir defada bu işi halledersiniz arkadaşlar. Demek istediğimi anladınız değil mi? İnşallah hocam. Evet hocam. Yani ben maziyi alacağım rakibeyi. Önce rakibe, rakibe, rakibu, rakibet, rakibete, rakibne. Rakip de, rakiptüme, rakiptüm. Rakipti, rakiptüme, rakiptünne. Rakiptü, rakipne diye çekeceğim. Çekimi bitti. Sonra anlamını yazacağım. Rakibe ne demek? Rakibe ne demek? Rakibu ne demek? Veya biliyorsam yazma. Ama zihnimden onu tutturacağım. Sonra mazi fiil mebniydi değil mi arkadaşlar? Ne üzere mebni? Rakibe, rakibada, rakibe, rakibe, rakibet, rakibete de feta üzere mebni. Rakibu da damme üzere mebni, rakip neden sonuna kadar sükun üzere mebni. Bunu da bitirdim. Şimdi neye geldim? Faile. Arkadaşlar, rakibede failim tahtına müstetir huve, rakibette failim tahtına müstetir hiye. Doğru mu? Doğru. Rakibe, rakibete de eliful isneyn. Rakibu da vavul cema'a. Rakib ne? De nunun nisve. Te tüma tüm. Ti tüma tünne tü. Bunlar da taul müterrike. Rakibna da naul faili. Şimdi bir fiili dört farklı yönden inceleyip ameliyat masasına yatırıp ince ince doğradık mı? Otopsi yaptık mı? Evet hocam. Evet. Mükemmel bir sarf temeli attınız demektir yani. Aynısını muzariye de yapacaksınız. Çekimi, anlamı, muğrab, ne üzere muğrab, efali erbaada damme üzerine, efali kamsede nunun subut üzerine, failleri neler? Aynısını emirde yapacaksın. Bak bakayım neler oluyor. Yapar mıyız? Yaparız hocam. Çalışacağız hocam. Vallahi sizin için istiyorum arkadaşlar. Yani bunu yaptığınız zaman yani sizi temin ediyorum. Zımba gibi, çelik gibi olursunuz yani. Çünkü diliniz direkt alışır yani. Hem diliniz, hem gözünüz, hem zihniniz
otomatikleşiyor yani. Otomatikmen bu işi hallediyorsunuz. Ama bu söylediğim şekilde düşünmezseniz hep bir tarafı noksan yani. Bir tarafı kırık olur. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.